Merhabalar, Sosyal Akademi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu İslam tarihi ve Hazreti Muhammed döneminde yaşanan siyasal ve sosyal olaylar hakkında sizlere slaytlar üzerinden bilgi vermek istiyorum. Şimdi dersimize başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bizleri de Sosyal Akademi'm yazarak sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sorularınızı da oradan bize sorabilirsiniz. Gelelim İslamiyet öncesindeki dünyanın genel durumuna. Şimdi İslamiyet öncesinde Avrupa Yarımadası, Avrupa kıtasında daha doğrusu kavimler göçünün etkisiyle büyük bir karışıklık söz konusuydu ve artık toplumsal sınıflanmalar başlamıştı. Orta çağdaki o skolastik düşüncenin temellerinin atılmaya başlandığı ve iyice yaygınlaşmaya başlandığı dönem olarak karşımıza çıkıyordu. Peygamber Efendimiz'den önceki dönem. Ve özellikle toplumsal sınıflar ve bu sınıflar içerisinde mücadeleler söz konusuydu. Ayrıca Türkler Avrupa kıtasına yayılmaya başlamıştı ve Avrupa kıtasının genelinde Türkler söz sahibi olmaya başlamıştı. Doğu Roma İmparatorluğu ayaktaydı ama Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştı. Böylelikle Avrupa kıtasında bir siyasi birliktelik, bir güçlü bir devlet yapısı organizasyon şeklinde bulunmuyordu. Bunun yanında ne dediğimiz işte nasıl diyelim, halk toplumsal sınıflara bölünmüş, feodalite rejimi, derebeylik rejimi hakim bir şekildeydi. Unutmamamız gereken burada skolastik düşünce Avrupa kıtasında yaygın bir şekilde görülüyordu ve toplumsal sınıflamalar başlamıştı. Bu senede yine bu toplumsal sınıflamalar kapsamında sorular soruldu arkadaşlar. Vassal sorusu Avrupa çağı, yani Avrupa tarihi içerisinde ve İslam tarihi içerisinde de geldi. Yani sadece soruyu Avrupa tarihi içerisinde değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu konular İslamiyet öncesindeki dünyanın genel görünüşü hakkında da bilgi verdiği için önemlidir. Şimdi halk toplumsal sınıflara bölünmüştü ama bu toplumsal sınıfların içerisinde süzeren dediğimiz en büyük toprağın başında bulunan kişiye verilen isimdi. Yani derebeyliği olarak nitelendirilebilirdi. Vassal adı verilen kişiler ise toprak sahibine bağlı, himayesinde yaşayan ve onları koruyan askeri sınıfa verilen isimdi. Serf toprağa bağlı olarak çalışan köylü kısmına verilen, köle kısmına verilen isimdi arkadaşlar. Ortodoksun ibadetlerini yürüten kişinin kimdi? Patrikti. Ama bunların dışında Katolik lerin merkezi neresiydi? Tabii ki Vatikan dediğimiz bugünkü Batı Roma İmparatorluğu'nun olduğu kısımda. Ortodoksların işte İstanbul merkezli Patrik tarafından idare ediliyordu. Milano fermanıyla da hatırlayın Hristiyanlık Avrupa'da serbest bırakılmıştı. Şimdi gelelim İslamiyet öncesi genel görünüme Afrika kıtası için. Afrika kıtasında Batı kıyılarıyla Doğu kıyıları, yani kuzeyde kalan kısımları, yani nasıl diyelim, bugünkü Mısır, Libya, Fas gibi ülkeler artık Hristiyanlıkla tanışmaya başlamıştılar ve burada güçlü bir yapılanma söz konusuydu. Bu devletin ismi Habeşistan olarak da ya da Habeş Krallığı veyahut da Aksum Devleti olarak da bilinirdi. Bunlar siyasal açıdan kime bağlıydı? Tabii ki Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Bu imparatorluğun başında bulunan kişiyi biraz önemli, Ezana adlı kişi Hristiyanlığı 320 yılında kabul etmiş ve halk tarafından da artık Hristiyanlık Kuzey Afrika kıyılarında yayılmaya başlamıştı. Gelelim Asya kıtası içinde neler vardı ve bu genel görünümde Türk devletlerinin yeri neresiydi? İslamiyet'in doğuşu sırasında Doğu Roma'da Heraklios sülalesi iktidardaydı ve bu sülale İslamiyet'e karşı da savaşlar gerçekleştirecekti, hatırlayın. Peygamber Efendimiz olduğu dönemde de unutmayalım arkadaşlar, Bizans İmparatoru Heraklios. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştı, yine Avrupa'daki gibi bir sınıf çatışması yine söz konusuydu. Biraz daha doğu bölgemizde, yani bugünkü İran topraklarında, Ön Asya'da Sasaniler önemli söz sahibiydiler ve İran'da ateşe tapma esası üzerine kurulan Zerdüştlük dini hakim olarak görülmekteydi. Türkler kök tanrı inancına sahiptiler. Fakat artık Maniheizm dini de böyle kök Türkler tarafından yavaş yavaş
tanınmaya başlamıştı bu yılda. Çünkü birinci Köktürk Devleti yıkılmış, ikinci Köktürk Devleti kurulmuştu bu sırada. Önemliydi. Bu da sorulabilir. Peygamber Efendimiz dünyaya gelmeden önce ya da Peygamber Efendimiz dünyada geldiği sırada Asya'da bulunan Türk devleti hangisidir diye sorabilirler. Köktürk devleti arkadaşlar, unutmayalım. Hindistan'da yine kast sistemi yaygındı. Hindistan'ın en eski inancına da Veda dini, Veda inancı adı veriliyordu. Hindistan'daki kast sistemi ile ilgili bilgileri zaten hatırlayın. Dünya medeniyetleri konusunda sizlere aktarmıştım. O videoyu da üst tarafa bırakırım. Geçip o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi Brahmalar, rahipler olarak geçiyordu. Kşatriyalar, savaşçı asker ve soylular olarak sınıf bulmuştu Hindistan'daki kast sisteminde. Vaisyalar ise tüccarlar, çiftçiler ve zanaatkarlar grubunu oluşturuyordu. Sudra dediğimiz kişiler ise köylüler ve hizmetkarlardı. Parya dediğimiz grup ise nedir arkadaşlar? Toplumun en son dışlanmış kesimi, artık köle bile görülmeyen kısmına verilen isimdi. Bu kısımlar herkes tarafından beklenilen soru adayı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Hem dinler tarihinde hem de Avrupa, Asya tarihi için önemli soru gelme potansiyeli yüksek olan konuların başında yer alıyor. Bunları bilmekte fayda var. Çin'de yine Su Hanedanı egemen durumdaydı. Bu da önemli bir bilgi. Gelelim Arap Yarımadası'nın genel durumuna. Arap Yarımadası'nda arkadaşlar Hristiyanlık tam anlamıyla benimsenmemişti ama Hz. İbrahim'in dini olan Haniflik inancı İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda daha etkin ve baskın bir şekilde görünüyordu. Bunun yanında Musevilik ve yine Hristiyanlık'ta inanç sistemleri arasında, inanılan gruplar arasında yer alıyordu. Bir diğeri ailede erkek söz sahibiydi. Kadınların çok fazla böyle hakları yoktu ama kadınlar toplumsal sınıfın dışında görülmeye başlanmıştı. Hatırlayın. Canlı canlı kız çocukları gömülüyordu. Bir toplumsal olarak kadınlara karşı bakış açısı farklıydı Arabistan Yarımadası'nda. Kız çocuklarına değer verilmezdi ve kadın mirastan yararlanamazdı. Sadece önemli devlet görevlilerin yahut da böyle sülalede önde gelen kişilerin ailelerinin kadınlarına değer verilirdi. Çölde yaşayan halklara Bedevi adı verilirken şehirde yaşayan ve şehirlilikte, ticaretle uğraşan sınıfa verilen isim ise Hadari olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bedevi ve Hadari ayrımına dikkat edelim arkadaşlar. Bedevi çölde yaşayan daha çok hayvancılıkla, deve ticaretiyle, devecilikle uğraşan gruba verilen isim. Şehirlerde yaşayan Arabistan Yarımadası'ndaki halka verilen isim ise nedir arkadaşlar? Hadari olarak karşımıza çıkmakta. Mekke civarında kurulan Ukaz Panayırı yine Arabistan Yarımadası'nda önemli panayırların başında yer alıyordu. Genelde panayır her şehrin kendine ait bir panayırı vardı ama bu Ukaz Panayırı özellikle Arabistan Yarımadası'ndaki en önemli şenliklerin başında yer alıyordu ve o dönemde savaş yapılmazdı. Ayrıca haram aylar dediğimiz Ficar savaşları bu dönemde gerçekleşmezdi arkadaşlar. Haram aylar hangileri? Zilkadde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olarak karşımıza çıkıyor. Haram aylarda yapılan savaşlara ise Ficar Savaşı deniliyor. Darun Nedva adındaki meclis ise Kureyş kabilesinin, yani Peygamber Efendimizin de üyesi olduğu Mekke hakkında önemli kararların alındığı, görüşüldüğü yere verilen isimli Darun Nedve meclisine dikkat edelim. Yine Arabistan Yarımadası'nda önemli şehir devletleri vardı. Bunlar bize daha önceden soru olarak çıktı arkadaşlar. Mayin, Seba, Himyeri, Nebati, Gassani ve Tedbür ve buna benzer şehir devletleri şeklinde teşkilatlanmış bir grup söz konusuydu. Bunlar da önemliydi. Bunlara da dikkat edelim ve Arabistan Yarımadası'ndaki bu döneme genel itibariyle ne adı veriliyordu? Cahiliye devri olarak adlandırılıyordu. Fakat bunun söylenmesinin sebebi okuma yazma bilinmemesi değildir arkadaşlar. Çünkü okuma yazma biliyorlar. Çünkü şiir yarışmaları düzenliyorlar. Bunun için değil mi? Panayırlarda. Ama tam böyle cahiliye devri denmesinin sebebi İslamiyet'te tanışmamış olmalarından dolayı bu adla
adlandırılıyor. Gelelim Arap Yarımadası'nın yine önemli genel durumuna. Lut ve Menat, Hubel ve Uzza en önemli putlar olarak karşımıza çıkıyordu Kabe'deki. İlk dikilen put ise Hubel adındaki puttur arkadaşlar. Yine putperestlik Arabistan Yarımadası'nın genel dini inançları bakımından karşımıza çıkıyor. Hilful Fudul dediğimiz Erdemliler Meclisi yüzsüzlerin korunması için yapılan toplantıydı. Yani burada ticaret sayesinde gelen Oğuz Panayırı'na toplanan halklara karşı yapılan saldırılar, işte ticaretin devamının sağlanması için bir yardım kampanyası düzenleniyordu burada. Abdullah bin Cüzdan'ın evinde toplanırdı bunlar. Bu meclis arkadaşlar, bu da detay bir bilgidir ama tarih öğretmenliğinde çıkabilir. Hilful Fudul Erdemliler Meclisi, Peygamber Efendimiz de bu gruba üyedir arkadaşlar, unutmayalım. Kabileler arası kan davaları yaşanırdı. Nebati Devleti Petra Antik Kenti'nin kurucusudur. Bugünkü Lübnan sınırları içerisinde yer alıyor. Önemli bir antik kent arkadaşlar. Ebrehe'nin Kabe'yi yakması olayına fil vakası olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de de zaten Fil suresinde anlatılıyor. Amaç neydi? Hristiyanlığı yaymak için Kabe'ye gelen Ebrehe komutasındaki ordudan bahsediyordu ve kuşların onları dağıttığından bahsediliyordu. Unutmayalım, Ebrehe ve fil vakası Peygamber Efendimiz doğmadan önce gerçekleşen bir olaydır. Bunu karıştırmayalım, bu çıkabilir. Şimdi gelelim Hazreti Muhammed'in hayata, dünyaya gelmesiyle ve bu dönemden sonra yaşanan gelişmeleri. Hazreti Muhammed nerede doğdu? Mekke'de doğdu ve babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine'dir. Dedesi Abdülmuttalip, Ebu Talip onu daha sonrasında himayesini alacaktır arkadaşlar. Miladi 610 yılında Ramazan ayında, yani Kadir gecesinde Hazreti Muhammed Hira mağarasında bulunduğu sırada ilk vahiy geldi. Bu surenin ismi ise neydi? İkra suresiydi. İslamiyet'i kabul eden Hazreti Hatice ilk kişi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra ardından Hazreti Ali ve daha sonra kölesi Zeyd ve daha sonra Hazreti Ebu Bekir olarak bunlar ilk Müslümanlığı kabul eden ilk 4 kişi arkadaşlar. Bu isimlere lütfen dikkat edelim. Bunlara ilk Müslümanlar adı verilmiştir. Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümanlar olarak karşımıza çıkıyor. 615 yılında 4'ü kadın, 11'i erkek olmak üzere 15 kişiden oluşan ilk kafile Habeşistan'a hicret ettiler ve ilk hicret olarak karşımıza çıkıyordu. Habeşistan kralı Necasi Aseme tarafından güzel karşılandı ve burada himayeleri altına girdiler. Bu olayı da hatırlarsınız. Peygamberimizin amcası Ebu Talip ondan kısa bir süre sonra da ve Hazreti Hatice'nin vefat etmesi, Peygamberimizin her ikisinden de bu yaşadığı durum, vefatı, Hazreti Hatice'nin ve Hazreti Ebu Talib'in ölmesi, nasıl diyelim, Peygamber Efendimiz'i derinden etkilemişti. Bu yıla verilen isim önemliydi. Hüzün yılı adı verildi. Bu da son dönemde MEP ders kitaplarında oldukça detaylı şekilde işleniyor. Hem 6. sınıf sosyal bilgilerde hem de 9. sınıf lise ders kitaplarında hüzün yılına değiniyorlar. Önemli, Hazreti Hatice'nin ve Ebu Talib'in ölmesi Peygamber Efendimiz açısından bu döneme hüzün yılı adı verilmiştir. Hazreti Muhammed 621 yılında İsra ve Miraç mucizelerini gerçekleştirdikten sonra insanlarda ilahi lütuflarda bulunmaya açık artık başladı. Gelelim 620 yılında hac için Mekke'den gelen Hazreç kabilesinden Medineli 6 kişi Akabe'de görüştü ve onlara İslam'ı anlattı ve buna biz bu olay sırasında Medineli halk, yani diğer ismiyle neydi, Yesrib şehri, İslamiyet konusunda tanışmaya başladı. 1. Akabe biatı arkadaşlar, Hazreti Muhammed'in bu sözleşmeden sonrasında Musab bin Ümeyr'i İslam'ı anlatmak üzere Medine'ye gönderdi ve 2. Akabe biatı gerçekleşti 622 yılında ve bu olaydan sonra da Peygamber Efendimiz hicreti doğru
yöneldi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Serdağ'da 3 gün 3 gece kaldılar ve bu olay sonrasında Medine'ye vardıktan sonra neyi ilk olarak yaptı? Cuma namazı farz kılındı arkadaşlar. Hicret sırasında cuma namazı farz kılınmıştır ve Müslümanlar için ilk mescit olan Kuba Mescidi inşa edildi ve Ashab-ı Suhda dediğimiz ilk İslam okulu kurulmuş oldu. İlk İslam devleti Hazreti Peygamber tarafından Medine'de bir diğer adıyla Yesrib'de kurulmuş oldu. Hicret sonrasında. Gelelim ilk savaşlara ve bu savaşlarda gerçekleşen önemli olaylara. İslam tarihinde gerçekleşen ilk savaş 624 yılında Bedir Savaşı'dır ve bu savaşla birlikte Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaştır. Ebu Süfyan yine bu savaşı başlatan Mekkeli müşriklerin başında yer alır. 624 yılında Bedir Kuyusu'nun çevresinde yapılmıştır. Ya bu çok böyle ahım şahım bir savaş grubu değil. İşte binlerce kişinin katıldığı bir savaş değil arkadaşlar. 150'ye 700 kişi gibi bir savaş sırası katılmış. Yani çok fazla insan şey yok. Yani böyle tabi savaş diyoruz ama İslam tarihi açısından bir çatışma da denilebilir bunlara. Savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır ve böylelikle İslam orduları kendilerine güveni arttı ve güç kazanmaya başladı. Peygamber Efendimizin de halk arasında saygınlığı giderek artmaya başladı. Savaş sonunda diğer İslam devletlerine İçinde örnek oluşturacak ganimet paylaşımı yani savaş hukuku geleneği başladı ve buna 5'te 1 oranında bir belirlendi arkadaşlar. Bir bedel belirlendi. Yani savaşta alınacak değer budur. Savaşta ele geçirilen Mekkeli esirler Müslümanlara okuma yazma öğretme koşuluyla serbest bırakıldı. Bu da Hz. Muhammed'in okuma yazmaya verdiği önemin bir göstergesidir ve aynı zamanda İslamiyet'i yaymak için okur yazar kesime ihtiyaç duyulduğunun bir göstergesidir. Bedir zaferi ile birlikte Bedir kuyuları da ve Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiş oldu ve böylelikle ticaretten de vergi almaya başlamış oldu. Bu savaş sırasında Kaynuk oğulları Yahudi grubu nereden çıkarıldı? Bedir savaşı sırasında arkadaşlar çıkarıldı. Medine şehrinden, Yesrib'den. Unutmayalım, Kaynuk oğulları çok önemli. Çünkü her savaşta bir grup çıkarılıyor Yahudilerden Medine grubunda. Daha sonra bunlar zaten Hayber'de başımıza bela olacaklar. Sevik gazvesi gerçekleşti. Bu yine ufak bir savaş olduğu için çok önemli değil ama Bedir Savaşı ile Uhud Savaşı arasında gerçekleştiğini bilin. Tek amacı Mekkeli müşriklerin intikam almak amacıyla ticaret yoluna kervanına saldırması. Sevik adı verilmesinin sebebi ise un çuvallarının Mekkeliler tarafından kaçırılmasından dolayı bu ad verilmiştir. Gelelim Uhud Savaşı. Uhud Savaşı 625 yılında Müslümanların yapmış olduğu bir savaş. Yine Mekkeli müşriklere karşı kim var Mekkeli müşriklerin başında? Ebu Süfyan adındaki putperest İnanca sahip olan kişi. Mekkeliler Bedir Savaşı'nın intikamını almak amacıyla 625 yılında yine Medine'ye üzerine yürüdü. 700 kişiden oluşan İslam ordusu Uhud Dağı olduğu yerde geldi ve bu dağın eteklerinde okçular yerleştirip savaşa başlandı. Tam Müslümanlar kazanmak üzereyken Uhud Savaşı'nda yerinde bulunan okçular yerini terk etmesi sonucu İslam ordusu adına ilk yenilgi yaşanmış oldu. Bu savaş sonucunda İslamiyet'in yayılmasına engel olmadı aynı zamanda. Yani kaybettik ama İslamiyet yine bazı kitleler tarafından yine kabul edilmeye başlandı. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda yenilmesine rağmen İslamiyet'i yaymaya devam etti. Ve Hz. Muhammed Mekke ve Medine arasında yaşayan kabilelerle iyi geçinerek kimi yalnız bırakmak istedi? Mekke'yi siyasal açıdan yalnız bırakma politikasını izlemiştir. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Uhud Savaşı sırasında Mekkeli müşrikleri yalnız bırakmaya yanındaki etrafındaki kişilerle dost olup onları çerçeveleme politikası doğrultusunda bir araya getirerek yalnız bırakmak istedik. Ve bu savaş sırasında yine kim çıkarıldı?
Beni Nadir Yahudileri Medine'den çıkarılan grupların başında yer alıyordu. Uhud Savaşı'nda kim Bedir Savaşı'nda kim çıkarıldı? Kaynukoğulları, Uhud Savaşı'nda Beni Nadir Yahudileri ve şimdi gelelim Hendek Savaşı'na. Burada da kim çıkarıldı? Kureyze kabilesi çıkarıldı. Şimdi Hendek Savaşı 627 yılında Mekkeliler ile Uhud galibiyeti isteklerini arttırdığı için bir son darbe vurup büyük bir ordu toplayıp İslamiyet'i tamamen ortadan kaldırmak istediler ve Medineli Müslümanlara karşı bir savaşa giriştiler. İslamiyet'in tamamen yok etmek isteyen yine kimin komutasındaki? Ebu Süfyan komutasındaki ordu Medine üzerine 627 yılında yürüdü ve İranlı İranlı bir kaşif miydi? Tam mesleğini bilmiyorum da İranlı bir köle olan diyelim arkadaşlar. Selman bin Farisi'nin önerisiyle ne oldu? Şehrin etrafına hendekler kazılması uygun görüldü ve bu savaş sırasında Müslümanlar savunma savaşı yaptılar. Bunu Selman bin Farisi'nin söylemesi Hazreti Muhammed'in demokratik bir tutum sergilediğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri Mekkeliler alışık olmadıkları bu savunma tekniği karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar ve savaş Müslümanlar tarafından çok fazla kayıp olmadan kazanıldı. Hendek Savaşı Müslümanlara karşı yapılmış Mekkeliler tarafından son saldırı savaşıdır arkadaşlar. Bu savaştan sonra kim çıkarıldı? Kureyze kabilesi çıkarıldı ve Mekkeli müşrikler savunmaya çekilmeye başladılar. Artık güç kaybettiler. Beni Mustalık gazvesi Hazreti Ayşe'ye atılan iftiradan dolayı düzenlenmiş bir savaştır bu sırada. Yine Peygamber Efendimizin Kubbetül Türkiye adı verilen çadırda Hendek Savaşı sırasında ordusunu yönettiği söylenir ve bu savaş önemli arkadaşlar bizim için. Kubbetül Türkiye denilen çadırda Hazreti Muhammed yönetmiştir. Gelelim Hudeybiye Barış Antlaşması'na. Önemlidir. 628 yılında Müslümanlar hac vazifesini yerine getirmek için 1500 kişiyle Mekke'ye doğru yola çıktılar. Bu sırada Hudeybiye kuyusuna gelindiğinde Mekkelilerle bir anlaşma yapıldı. Bu antlaşmaya göre taraflar birbirini 10 yıl süreyle savaşamayacaklar. Arap kabileleri istedikleri tarafa geçebilecek. Ancak iki taraf da kendisine bağlı kabileye askeri yardımda bulunmayacaktı. Velisi izni olmayan Mekkeli genç İslamiyet'i kabul etmesi halinde Medine'ye alınmayacak. Fakat Müslümanlardan Mekke tarafına geçecek. Geçen olursa kabul edilecek. Bu da bizim lehimize olan bir şey gibi, aleyhimize olan bir şey gibi görünse de arkadaşlar sonucunda lehimize dönecektir. Müslümanlar hac ziyaretini ertesi yılda yerine getirebileceklerdi. Bu da iki devlet arasında bir antlaşmanın yapıldığının göstergesiydi. Hayber'in fethine gelelim. Hazreti Muhammed 629 yılında Şam kervan yolu üzerinde bulunan Yahudi yerleşim yeri olan Hayber Kalesi'ne sefer düzenledi. Çünkü bunlar Medine'den gönderilen Yahudiler burada toplanmaya başlanmıştı ve hem Şam ticaret kervan yolu için hem de Müslümanlar için ciddi anlamda bir tehlike oluşturmaya başlamıştılar. Hayber'de bulunan Yahudiler ticaret kervanlarına zarar veriyordular ve Hendek Savaşı'nın sebep olmaları nedeniyle de kale kuşatıldı. Kale kısa sürede Müslümanların eline geçti ve neyin güvenliği sağlanmış oldu? Şam ticaret yolunun güvenliği kesin olarak sağlanmış oldu. Bu fetih sonrasında Yahudilerden ilk defa haraç vergisi alındı. Bakın ilk defa farklı bir unsurdan olan grubu egemenliğimizi tanıttırıp onlardan vergi almaya başladık. Ama Medine'ye gittiğimizde biz kimseden vergi almadık hicret sonrasında. Ama Hayber'in fethinden sonra ilk defa cizye vergisi alındı ve Müslümanlar ilk defa bir gruba karşı baskın bir güç olduğunu kabul ettirmiş oldu. Bunlar da kim? Yahudiler. Uyarı diyoruz arkadaşlar. Bu fetihten sonra Arabistan Yarımadası'nda Müslümanlara olumsuz etkide bulunabilecek önemli Yahudi yerleşim bölgesi kalmamış oldu ve Yahudiler artık İslamiyet karşısında bir güç unsuru olmaktan çıktı. Hayber Müslümanların fethettiği ilk yerdir. Bakın bu da çok ayırt edici bir bilgi ve böylelikle İslam devletinde fetih politikası başlamış oldu. Hayber Müslümanların ilk fethettiği kale ve bölge olarak karşımıza çıkmakta. Fetih politikasının temelleri Hayber'in fethiyle atılmıştır.
Seferine bakalım. Hazreti Muhammed döneminde gerçekleşen olayların başında yer alıyor. İslamiyet'in ilk yıllarında İslamiyet'e davet edilen Gassaniler bu davet için gönderilen elçiyi öldürmüşlerdi. Zeyd bin Haris komutasındaki bir orduyu üzerine gönderdi Peygamber Efendimiz. O zaman bu savaş bir nedir? Seriyedir arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin bizzat katılmadığı bir savaştır. Peygamber Efendimizin bizzat katıldığı savaşlara gazve adı verilirken, kendisinin katılmayıp ordu gönderdiği ve komutan gönderdiği savaşlara ise ne deniliyordu? Seriye, kendisinin katıldığı savaşlara gazve adı verilir. Müslümanlar bu savaş sırasında arkadaşlar keşif olunca Gassanilerce bayağı bir kişi öldürülüyor bu savaş sırasında arkadaşlar. Daha sonra Hazreti Muhammed Halid bin Velid'e Seyfullah Allah'ın kılıcı unvanını veriyor. Orada göstermiş olduğu başarılardan dolayı ve Bizans ordusuyla çarpıştık ve savaşta Müslümanlar yenilmiş oldu. Gassanilerle Bizans sınır komşusuydu. Gassaniler bu yüzden Bizans'ın etkisinde kaldıkları için Hristiyanlığı kabul etmiştiler. Yani ilk defa bir nevi ne diyebiliriz? Müslümanlarla Haçlılar arasındaki mücadele diyebiliriz bu savaşa. Mute Savaşı Müslümanların Bizans ordusunda yapılan ilk savaş olarak kabul edilmektedir Hazreti Muhammed döneminde. Gelelim Mekke'nin fethine. 630 yılında büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüyen Peygamber Efendimiz, Mekkeliler Hudeybiye Barış Antlaşması'nın maddelerini ihlal etmesi üzerine bu savaşı gerçekleştirmek istedi. Fakat savaş gerçekleşmeden, yani çok fazla kan akmadan ve hatta kimseyle bir güç kalmadı karşımızda Mekke'de. Biz de gidip oraya Müslümanlar olarak ibadetimizi gerçekleştirmiş olduk ve Kabe'yi putlardan temizleyerek kitleler halinde Müslümanlığa doğru grupların girmesinde etkili olduk. Kabe'nin putlardan temizlenmesi Mekke'nin fethi 630 yılında, unutmayalım. Gelelim Huneyn Savaşı'na. Mekke'nin fethinden sonra civardaki bazı putperest kabileler, başta en önemli kabile hangisi? Havazin kabilesi olmak üzere arkadaşlar Mekke'ye geri almak için 630 yılında Huneyn denilen yerde toplanmaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Muhammed büyük bir ordu ile Huneyn Vadisi'ne yürüdü ve yapılan savaşta İslam ordusu zafer kazandı. Böylelikle putperestlere yardım eden Taif kenti içinde bir sefer düzenlenmesi söz konusu oldu ve bir sonraki seferimizde ne olacak? Taif seferi olacak. Bu savaş ile birlikte Huneyn Savaşı Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehlikenin önlendiğini gösteren bir savaş. Hazreti Muhammed döneminde, unutmayalım bu ayrımı. Hazreti Muhammed döneminde Mekke'nin fethine karşı yapılan savaş hangisi? Huneyn Savaşı. Hazreti Muhammed döneminde son putperest tehlikenin ortadan kaldırıldığı savaş yine Huneyn Savaşı. Mekke'nin fethini intikam almak için toplanan ve gerçekleşen savaş Huneyn Savaşı arkadaşlar. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Gelelim buraya yardım eden Taifliler için düzenlenen Taif Seferi'ne. Huneyn Savaşı'nda Taifler putperestlere yardım ettiğinden dolayı Hazreti Muhammed yine 630 yılında Taif'e bir sefer düzenledi ve Müslümanlar Taif kentini kuşattılar. Fakat surlarla çevrili olduğu için kenti alamadan geri çekilmek zorunda kaldık. Bu da neyi gösteriyordu? Daha İslam ordusunun tam anlamıyla böyle bir büyük bir savaş gerçekleştirecek güce ulaşmadığının bir göstergesiydi. Ertesi yıl Taifliler için elçi gönderdiler ve savaşmadan Taif kenti de Müslümanlığı kabul etmiş oldu. Böylelikle Hazreti Muhammed döneminde Hicaz Yarımadası tamamen Müslümanların denetimi altına geçti ve Hicaz tamamen Müslümanlaştı arkadaşlar. Gelelim Tebük Seferi'ne. Tebük Seferi Bizans İmparatoru Heraklios'un Arabistan üzerine büyük bir sefer yapılacağı haberi alınması üzerine Hazreti Muhammed 631 yılında 30 bin kişilik bir ordu ile Bizans'ı durdurmak için yola çıktı. Tebük denilen yere geldiğinde haberin asılsız olduğu ve gerçek olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Tebük Seferi savaşılmadan geri dönüldü ve bu da İslamiyet açısından önemli faydalar elde etti. Bakın 30 bin kişilik bir ordu kuruldu. Aynı zamanda birçok da diğer kabilelerle temas haline geçildi ve Mekke Yarımadası dışına, yani Arabistan Yarımadası dışına çıkıldığı için buradaki gruplar da İslamiyet'te daha yakından tanışmış
oldu. Bu da Arabistan Yarımadası'na yapılan ilk savaş olarak karşımıza çıkıyor. Bu orduya çok önemli bir isim veriliyor. Ceyş-ül-Usra adı veriliyor. Zor zamanlar ordusu. Tebük Seferi sırasında toplanan orduya verilen isim Ceyş-ül-Usra. Bunu da not edin arkadaşlar. Çıkabilir. Bir diğeri Tebük Seferi'yle Gassanilerin Müslüman olması ve Suriye'nin fethi için ortam hazırlanmış oldu. Böylelikle Gassanilere yapılan son sefer diyebiliriz bunun için. Gelelim Hz. Muhammed'in hayatını kaybetmesi ve Veda Haccı olayına. Hz. Muhammed artık yavaş yavaş öleceğini anladığı andan itibaren Müslümanlara son kez hitap etmek istedi ve 632 tarihinde görevini yerine getirmek için 125 bin kişilik bir toplulukta Mekke'ye geldi ve Peygamber Efendimiz burada Müslümanları Kur'an'ın tamamlandığını bildirdi ve Peygamber Efendimizin öldüğü yere, gömüldüğü yere verilen isim nedir? Ravza-i Mutahharra adı veriliyor. Cennet bahçesi olarak da adlandırılır. Bu olayda Hz. Muhammed Veda Haccı'nı okudu ve Allah'tan başka ilah olmadığını, kadınlara ve kölelerle iyi muamele edilmesi gerektiğini, cahiliye devrinden kalma kan davalarının terk edilmesi gerektiğini söylemiş oldu ve İslam o devletinin anayasasını oluşturmuş oldu. Bu da hangi belgeyle karşılık görür? Magna Carta'yla benzerlik taşır. Hz. Muhammed'in Medine'ye döndükten sonra hastalandı ve 8 Haziran 632 yılında 63 yaşında hayata gözlerini yumdu ve böylelikle yeni bir dönem başlamış olacaktı. 4 halife dönemi. Arabistan Yarımadası'nda putperest tehlikesi artık sona ermişti ve İslamiyet'in yayılışı siyasi olarak sağlanmış oldu. Siyasi birlik sağlandı ve böylelikle İslam devletinin tamamen temelleri atılmıştı. Artık bir hukuksal çerçevede yönetimin başına geçecek insanı belirlemek söz konusu olacaktı. Ve Hz. Muhammed dönemi için şöyle genel geçer soru çıkma ihtimali yüksek olan birkaç tane nottan bahsetmek istiyorum. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Yani karışıktır bu notlar, sıralamaya göre değil. Ticarette uğraştığı halde hiç kimse ile ticari anlaşmazlığa düşmedi. Bu yüzden dolayı ve kendisine güvenildiği için Muhammedül Emin unvanını aldı. Hz. Hatice ile evlenmesine de sebep olan bu unvandır arkadaşlar. 35 yaşında Kabe hakemliğini yaptı. Bu geçen senelerde sorulmuş bir soruydu. Hangisi Peygamber Efendimiz'e İslamiyet tebliğ edilmeden önce gerçekleşen olayların başında yer alıyordu diye sormuştular. Kabe hakemliği cevabıydı. Ashab-ı Suff'ta adı verilen okul nerede açılmıştı? Medine şehrinde açılmıştı hicretten sonra. Buraya Hz. Muhammed kendisi de ders verdiği için buraya arkadaşlar önemli görüyordu bu kurumu. Bu da İslam devletin ilk eğitim kurumu olma özelliğini gösteriyordu. Şimdi Hz. Muhammed'in peygamber olacağı öngörüsünde ve olduğunu söyleyen şeyler var. Neydi adını siz söyleyin. Rahipler var. Bu rahipler önemli. Bunlara değinmek istiyorum arkadaşlar. Hz. Muhammed'in peygamber olacağı öngörüsünde bulunan Bahir adlı rahip arkadaşlar. Hz. Muhammed işte 9-10 yaşlarında amcasıyla birlikte bir ticaret kervanında gördüğü zaman, omuzundaki mührü gördüğü zaman bunu söylüyor ve daha sonra Hz. Muhammed'e peygamberlik vazifesi geldikten sonra bunu gidip Varaka adındaki rahibe açıyor ve Varaka da ona sen müjdelenmiş son peygambersin diyerek bu söylemde bulunan kişi. Bahire ve Varaka'ya dikkat edelim ve İslam tarihinin ilk şehidi de Sümeyye annemiz olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde yani 4 halife döneminde gerçekleşen önemli olaylarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.